Merhabalar. Besin alerjisi farkındalık haftası için sizlerle kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz besin alerjisi tanısı her zaman kolay olmuyor. Bazen de yanlış tanılara yol açan bulgular oluyor laboratuvarda. Tanısında kuvvetli bir öykü almak, deri testleri, kanda besin spesifik IgE testleri ve en kıymetlisi de o besinin doktorun yanında verilerek nasıl bir tepki verdiğini görerek yaptığımız provokasyon testleri kullanılmaktadır. Deri ve kan testleri alerjinin belirteci olan özgül IgE'yi ölçerek yardımcı olurlar. Fakat altın standartlı test besin provokasyon diğer ismiyle yükleme testidir. Kan testi ve deri testi özellikle besin alerjisinin IgE aracılı dediğimiz tiplerinde yardımcı olabiliyorlar. Çünkü besin alerjisi IgE'yi yükseltmeden reaksiyona yol açan non-IgE bir de mix tip olmak üzere 3 farklı tiptedir. Bu diğer 2 tip non-IgE ve mix tipte spesifik IgE ve deri testleri değerlendirilmesi tanıda yardımcı değildir. Bunlarda hiçbir sonuç yokken bile çocuk besin alerjisi olabilir. Gelelim doğru bilinen yanlış sorumuza. Deri testi veya kan testlerinde duyarlılık saptanan her besin diyetten çıkarılmalıdır. Bu oldukça yaygın yapılan hatalardan bir tanesi. Tamamen yanlıştır. Öncelikle bu kan testinin iyi standartize edilmiş laboratuvarlarda kantitatif olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Deri testlerinin de deneyimli ve alerji uzmanları denetimindeki merkezlerde yapılmış olması, her ikisinin de sonucunun bir alerjist tarafından öyküyle birlikte, fizik muayene ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca her pozitif değer kendi literatürlerine göre tanımlayıcı dediğimiz prediktif değerlerin üstünde ise direkt diyet verilebilir. Bu değerlerin altında yanlış pozitiflik olabildiği gibi yanlış negatiflik de olabileceği için anamnez alma, fizik muayene ve özellikle de hastanın provokasyon testleri olmaksızın bu diyetleri prediktif değerlerin altındayken önermemek gerekir. Öneri hastanın yaşına, klinik bulgusuna, kendisine, yedikleri alışkanlıklarına, deri testine ve spesifik IgE'lerin dışında provokasyon test yanıtlarına göre besin önerisi yapılmalıdır, diyet önerisi yapılmalıdır. Bir başka sorun da bu yanlış pozitif negatif diye adlandırdığımız çapraz reaksiyon sorunudur ki alerjistler tarafından ancak çözülebilir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. 5 yaşında bir çocuk nezle ile başvurduğunda yapılan deri testinde polenlerle birlikte bazı kuru yemişlere de pozitif reaksiyon tespit edilebilir. Oysa bu çocuk 2 yaşından beri sorunsuz olarak o kuru yemişleri tüketiyordur. Ağaç polen alerjisi dolayısıyla deri testinde çapraz reaksiyon bir pozitif kuru yemiş alerjisi varmış gibi gösterebilir. Birçok hekim bu çocuklarda bu kuru yemiş alerjisi etiketini çocuklara vererek diyet önerirler ve bu tamamen yanlıştır. Bazı polenler aynı aileden besinlerle ortak proteini taşıdıkları için testlerde gerek deri testinde gerek kan testinde pozitif sonuç verebilirler ve böyle durumlar gereksiz kısıtlamalara yol açabilirler. Bu nedenledir ki testlerde pozitifliği değerlendirilmesi ve diyet kısıtlamasını alerjist tarafından yönlendirilmesi gerekir ve her pozitif testte diyet önerilmemelidir.